Merhaba, biraz sonra CNN ekranlarında implantla ilgili daha çok konuşacağız. Görüşürüz. Hekimi uzmanı Doktor Artan Dürmişi. Evet hocam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Öncelikle beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir zaman olacağını eminim. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz konuğumuz olduğunuz için. Sizlerle bugün günümüzün trendi olan bir konu hakkında konuşacağız. İmplantlar hakkında. Çok merak ediyoruz çünkü. Evet hocam. Özellikle diş kayıpları sonrası implant tedavisi sanıyorum ciddi problemlerimizi çözdü. İmplant tedavisi kabaca nedir hocam? Hocam özellikle son yıllarda diş hekimliğinde en çok olan iki tane konu. Bir tanesi diş hekimliğinde implant tedavisi. İkinci ise gülüş tasarımı. Aslında bunlar iki farklı konu olarak görünse bile birbirine tamamlayan iki konu. Nedeni şu, implant zaten ne demek? İmplant dediğimizde herhangi bir nedenle diş eksikliği olan herhangi bir hastamıza kemiğin içine yerleştirilen titanyumdan oluşan bir yapay bir köktür. Bu kökü biz yerleştirdikten sonra belli bir süre sonra üst yapı dediğimiz gülüş tasarımı aşamasına geçiyoruz. İmplant tedavisi neden önemli? Son yıllarda özellikle dişsiz olan hastalarımızda eskiden yıllar önce hep takılan çıkartılan protez kullanılmaktadır. Ama şu son zamanlarda implant nedeniyle çok daha fonksiyonel, daha konforlu ve çok daha estetik diş yapabiliriz. Dişsiz dediniz hocam. Yani hiç dişi olmayan hastaya da uygulayabiliyoruz. Evet, yani onlar için sadece protez gibi düşünüyoruz biz. Başka bir bunun yolu yok hocam, herhalde diyoruz implant ama. İmplant tedavisi tek diş eksikliğinden başlayın. Hiç dişi olmayan hastalara herkese uygulanabilecek bir tedavidir. Özellikle zaten en favori hastamız çeşidi dişsiz olan hastalar. Çünkü onların için başka bir çare yok. Eskiden takılan çıkartan protez nedeniyle konforsuz oluyordu. Dişe düşebiliyordu. Örnek veriyorum, yemek sırasında damak kapalı olduğu için tat hiç alamıyordu ama şu anda implant tedavisi nedeniyle onlara tamamen çok keyifli kullanabilecekleri ve sabit, hiç oynamayan protezler yapabiliriz. Peki hocam, gerçek böyle kendi dişimiz gibi olabilir mi? Öyle mi hissederiz? Evet, yani çok böyle özenle yaratılmış bir bölge burası. Yani çene cerrahisi de yaptığım için biliyorum. Örneğin dişlerin oturması konusunda biz kırıklar sonrasında çok dikkat ediyoruz ama ya hem de hiç dişi olmayandan bahsediyoruz. O üç boyutu yakalayabiliyor muyuz gerçekten? Ya doğru bir planlamayla ve doğru hasta seçimleriyle birlikte zaten tedavi öncesinde mutlaka biz bir takım incelemeler, tomografi vesaire hepsini tek tek de inceliyoruz. Doğru planlamayla birlikte hastanın doğal dişe en yakın olan tedavi implanttır. Ve gerçekten çok konforlu bir şekilde, hatta şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Belli bir süre sonra hasta implantın ağzında olduğunu bile fark etmeyebilir. Tamamen unutabilir. Yani kendi eskiden nasıl kendi dişleri kullanıyorsa aynı şekilde implantları da kullanabilir. Peki hocam, kemiğe müdahale ediyorsak ağrır, acır yani. Biz bunu hastalarımızda bilir, biz de biraz söylüyoruz sanki. Ya burada da yani sonuçta bir kemiğe vidalama gibi bir durum söz konusu. Gerçekten ağrılı mı, ağrılıysa kısa süreli mi, yıllarca devam edecek mi? Hocam, o kadar güzel bir konuya değindiniz ki. Çünkü implantın en önemli şey dental fobi. Şimdi implant genelde lokal ensizi veya genel ensizi altında yapıldığı için işlem sırasında ve sonrasında hiçbir ağrı, hiçbir sızı olmaz. Hatta o kadar basit bir işlem ki kanal tedavisi ve dolgudan çok daha basit bir işlem. Öne göre bir tane implant tedavisi ortalama 7 ile 10 dakika gibi bir şey sürebilir. Eğer aynı hastaya birden 10-12 tane yapacaksak maksimum süreceği süre 1 saat. Biz öncesinden hastalarımıza hissetmemesi için çok hassas davranıyoruz. Gerekli olan lokal ensizler, öncesinden spreyler uygulayabiliyoruz. Böylece implant tedavisi gerçekten hiçbir şey hissetmeden yapılabilecek bir tedavi. Bu tarz durumlarda mutlaka bir ön hazırlık yapıyoruz. Ön hazırlık dediğimiz kemik greftleri. Yani mutlaka hasta işlem, yani safayı yani ya da sahayı hazırlıyormuş gibi düşünebiliriz. Hastalarımıza kemik greftleri uygulayarak önce bir hazırlık yapıyoruz. 3 ay ya da 4 ay gibi süre bekliyoruz. Ondan sonra implant için hazır hale gelir. İmplantı geliştirmek için iki farklı zaman var. Bir imediat dediğimiz hemen çekimden sonra, bir de 3 ay sonra kemiği iyileştikten sonra. Özellikle tüm ağzı yaptığımız, aynı anda 10-12 tane diş yaptığımız zaman aynı anda dişe çekip implantı koyabiliriz. Burada en önemli unsurumuz sağlam kemik olması. Eğer onu bulabiliyorsa, ki bunu mutlaka önceden tomografi sebebiyle onlar hepsini tek tek inceliyoruz, o zaman rahatlıkla çekim sırasında implant uygulanabilir. Nedir? Evet, bu tabir nedir hocam? Hocam, Olonfor çok özel bir yöntemdir. Özellikle posterior bölgede ya da arka bölgede kemik olmayan hastalarımıza sadece ön bölgeye 4 tane implant yerleştirerek onlara sabit bir protez hazırlamaktır demek.
Şu son yıllarda inanılmaz çok ciddi bir şekilde yayıldı ve çok fazla kullanılıyor. Çünkü yaş ilerledikçe ya da bize dişsiz olan hastaların %70-%80 oranında arka bölgede hiç kemik olmuyor. O yüzden Olonfor tekniği çok çok yaygın son. Hocam özellikle şehir dışı ve yurt dışı hastalarımız çok arttı, sağlık, turizme vesaire. Çok. Ama görüntüleme de çok önemli diyoruz. Bu süreci nasıl yöneteceğiz peki? Yani öncesinde sizin tekniklerinizi orada yaptırıyor muyuz? Hocam lütfen? Bize oradan fotoğraflar, bir takım fotoğraf ve röntgenler gönderiyor. Biz de aşağı yukarı tahmini bir plan yapıyoruz. Buraya gelir gelmez görüntülemeleri alıp ondan sonra tabii ki. Ya çünkü orada biliyorsunuz yani fiyatlar biraz pahalı olabiliyor. O tarz 3 boyutu özellikle ve her şehirde Türkiye bu konuda çok çok iyi. O yüzden ben yani mesleğimi burada yaptığım için çok şanslıyım. Yani teknolojik olarak biz gerçekten çok ilerideyiz. Yani ben bazen hasta, yurt dışındaki hasta diyorum, bir tomografi çektirin, burada yok ki hocam diyor. Yani çoğu yerde yani ne kadar teknolojik olarak çok ileride olsa bile yani tıpta biz çok daha iyiyiz. Gelen hasta tahmininin ne kadar süresini, kaç günü size ayırması gerekiyor? Hocam genelde eğer implant ve gülüş tasarımı yapacaksa 2 seans gelmesi gerekiyor. Aralarda 3 ay olması gerekiyor. Birinci gelişinde implant tedavisi için 2-3 gün bizim için yeterli olacaktır. Biz implantı yerleştiriyoruz. Geçici bir diş yapıp tekrar ülkesine gönderiyoruz. 3 ay süre içerisinde kemikleşme süresi bekliyoruz. Ondan sonra 3 ay sonra tekrar geldiği zaman ortalama bir hafta süre içerisinde biz gülüş tasarımı yapabiliyoruz. Bizim için zaten en basit konu renk. Çünkü bizim için önemli olan sağlıklı diş eti, sağlıklı kemik, sağlıklı implantın oraya yerleştiriliyor olması. Ondan sonra üst yapı renkte zaten birçok seçeneğimiz var. Onu birazcık sadece biraz emek, birazcık uğraşılması gerekiyor ve doğru renk seçimi için hani birazcık emek gerekiyor. Vermiş olduğunuz değerli bilgiler için çok teşekkür ederim. Her şeyden öncenin sonuna geldik. Programımız bilgilendirme amaçlıdır. Kesin tanı için doktorunuza başvurun. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın. Sağlıkla kalın.